Beluga'ya hoş geldiniz. Bu sefer biraz daha profesyonel ipuçları vereceğiz. Başlıyoruz. Arkadaşlar, hızlıca level atlamak istiyorsanız işin sırrı Pidgey depolamaktan geçiyor. Pidgey, Caterpie ya da Weedle depolamaktan geçiyor. Bunları biriktirip sonra topluca evrimleştiriyoruz. Bütün ihtiyacınız olan Pidgey'leri depoladıktan sonra Lucky Egg. Arkadaşlar, Lucky Egg'i kullandığınız zaman yarım saatliğine çift kat XP kazanırsınız. Yani Pidgey'leri evolve ettiğinizde 500 XP yerine 1000 XP kazanmış olursunuz. Bir sürü Pidgey toplayıp 30 dakika içinde evolve ederek ortalama 30-40 bin XP kazanabilirsiniz. Başlangıç için güzel bir şey bu. 1-2 seviye atlamanızı sağlar. Bunu tabii bütün Pokemon'larla yapabilirsiniz ama Pidgey level atlamada bolluk ve kendi orantısı açısından en elverişlisi. Dediğim gibi Caterpie ya da Weedle'da kullanabilirsiniz. En çok sorulan sorulardan biri de ne zaman evolve ya da power up yapmalıyım, neye göre yapmalıyım, nasıl hesaplamalıyım? Bununla da ilgili bir şeyler açıklayacağım. Pokefind diye bir site var. Bunun Evolution diye bir sayfası var. Buraya Pokemon'unuzu ve CP değerini girip evrildiğinde alabilecek minimum ve maksimum CP değerlerini görebiliyorsunuz. Buna göre evriltip evritmemeye karar verebilirsiniz. Bir de böyle Silph Road diye bir site var. Çok güzel adamlar proje yapmışlar. Burada IV Rater kısmına geliyorsunuz. Türlerine göre sınıflandırıp konuşsak da aslında her oyuncunun Pokemon'u özeldir arkadaşlar. Level'a özel HP ve CP puanlarının yanı sıra özel atak yapmak için gerekli olan barın ne kadar sürede dolacağını gösteren gizli enerji puanlaması da vardır. Şimdi bu dediğim siteden ilk olarak Pokemon'unuzu ve trainer seviyenizi seçin. Seviyenizi seçtikten sonra ikinci adımda Pokemon'unuzun power up'ı için gerekli olan kendi ve Stardust değerini gösteren açıyı seçin. Sonrasında Pokemon'unuzla eşleşen CP ve HP değerlerini girin. En son adımda ise elde ettiğiniz IV değerlerine göre kararlarınızı verip jimlerde üstünlüğünüzü korumaya devam edebilirsiniz. Ha, bir de şunu söylemeyi unutmuşum. PokeAssistant.com diye bir yerde de yine bir IV Calculator diye bir sayfa var. Burada da sizin Pokemon'unuzun en iyi ve en kötü değerleri ve alabilecek en iyi ve en kötü değerler var. Bunların yanında evrimleşmiş hallerinde değerlerini görebiliyorsunuz. Buraya da bakabilirsiniz. Bir de minik bir dipnot düşmek istiyorum ve Eevee evrimlerini tekrar hatırlatmak istiyorum. Pyro, Sparky ya da Rainer, bu üçünden herhangi birinin adını yazarsanız, çizgi filmde vardı bu üç kardeş, ekranda da görebilirsiniz. Sizin Eevee'niz Flareon, Jolteon ya da Vaporeon'a dönüşüyor arkadaşlar. Dipnot. Gerçi şimdi botlar falan gelmişken bunu konuşmak ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama Pokevision.com diye bir site var. Bulunduğunuz yerin adını giriyorsunuz ve size hali hazırda spawn olmuş Pokemon'ları ve kaç dakika sonra kaybolacaklarını gösteriyor. Belki bilmeyenler vardır diye tekrar hatırlatmak istiyorum. Görüşmek üzere diyorum. Videoyu beğendiyseniz yorum bırakmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Beni aynı zamanda Facebook'ta Beluga Official sayfasından da takip edebilirsiniz.